Cin padişahı Mürre. Cinler de insanlar gibi kabileler halinde yaşamaktadır. Ve her kabilede olduğu gibi yöneten vardır. Ancak bu cinlilerin üzerinde bir takım güçler vardır. Onlara da eski alimlerin kitaplarında cin padişahları denir. Mürre cin padişahları arasında Müslüman olandır. Onun hikayesi en eski peygamberlere kadar uzanmaktadır. Cin padişahı Mürre, şeytan Allah'a isyan ettiğinde onun peşine takılmış ve kafirliği seçmiştir. Sonraları ise Hazreti Muhammed ile karşılaşmış ve onunla konuştuktan sonra Müslüman olmuştur. Bu olay Kur'an'da şöyle anlatılmıştır. Hani Kur'an'ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar onun huzuruna gelince birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine döndüler. İşte bu olaya şahit olan cinler arasında cin padişahı Mürre de vardı ve Müslümanlığı seçmişti. Bir sahabe ise cin padişahı Mürre'nin Hazreti Muhammed ile görüşmesini şöyle anlatıyor. Bir gece Peygamberimiz mescitte tek başına sabah namazı kılıyordu. Yanında sadece ben vardım. Çünkü mescidin bakımını, temizliğini ben yapıyordum. Sonra bana saklanmamı, onun olduğu yere dönmememi söyledi. Bir süre sonra dayanamayıp onun olduğu yere baktım. La ilahe illallah. İlk defa gördüğüm kısa boylu, siyah renkli ve iri yarı elleri olan bir varlık Peygamberimizle namaz kılıyordu. O an konuşamaz, kıpırdayamaz oldum. Bu varlık gittikten sonra Peygamberimiz yanıma gelerek sana bakmamanı söylememiş miydim dedi. Sonra da beni iyileştirdi. Ben de kendisinden özür diledim. O gelenin kim olduğunu sorduğumda ise Mürre isimli kafir bir cin olduğunu ve Kur'an'ı duyunca Müslüman olmak için Peygamberin yanına geldiğini söyledi. Mürre cinlerin arasında en güçlü cinlerden biridir. Öyle ki emri altında bulunan birçok kafir ve Müslüman cin vardır ve sayıları tam olarak bilinmemektedir. Onun emri altındaki cinlere Nusaybin cinleri denir ve bugün Cin Tepesi olarak bilinen bölgede yaşamaktadırlar. Cin Tepesi ise şu an Türkiye topraklarında olup psikolojik sorunları olan insanları iyileştirmek için bir gece geçirdikleri yerdir. Cin padişahları diğer cinler gibi sıradan insanlarla iletişim kurmazlar. Az da olsa hüddamlarla görüştükleri bilinir. Adapazarı civarında yaşayan bir hüddam cin padişahı Mürre ile yaşadığı olayı şu şekilde anlatıyor. 1999 yılında Gölcük'te yaşıyordum. O gece herkes için karanlık bir geceydi. Çünkü o gece büyük bir deprem olmuş ve 17 bin kişi hayatını kaybetmişti. O sırada benim oturduğum sokak yerin altına çökmüş ve apartman denizin altında kalmıştı. Ben de bilincimi kaybetmiştim ve gözümü açtığımda öldüğümü sandım. Çünkü denizin onlarca metre altındaydım. Komşularımın ölmüş bedenlerini görüyordum. İçimden sürekli La ilahe illallah diyordum. Daha önce görmediğim bazı varlıkların orada gezindiklerini fark ettim. Denizin altında ne yaptıklarını anlam veremedim. Fakat anladım ki ölmüştüm. O sırada ne olduklarını anlam veremediğim varlıklar arasında tanıdığım, bildiğim bir yüzü gördüm. O cin padişahlarından Mürre'ydi ve yanıma gelip bir şeyler söyledi. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Bana anlattıklarına göre bedenim karaya vurmuş ve acil yardım ekipleri yaşadığımı fark edince beni alıp hastaneye getirmişler. Cinler insanlara yardım etmeyi pek sevmezler. Ancak şunu söyleyebilirim ki cin padişahı Mürre'nin neden bana yardım ettiği bir sır olarak benimle kalacak. Nusaybin'de yaşanmış bir olayda ise
yaşlı kadının anlattıkları tüyleri diken diken ediyor. Küçüktüm. Babam Nusaybin'de tanınan bir hocaydı. Hastalar babama gelir, doktorların çözemediği dertler için şifa ararlardı. Bazen de zincirlere bağlanmış, delirdiği için çevresine zarar veren insanlar babama getirilip şifa bulup evlerine dönerlerdi. Bir keresinde köyden uzaktaki tepenin yakınında bulunan evimizin bahçesinden bir keçi sürüsü geçti. Ben korkmuştum. Çünkü bu siyah keçilerin olduğu sürü geçerken babam, kardeşlerimin ve benim eve girip çıkmamam gerektiğini söyledi. Biz de içeri girdik. Annem kapıyı kilitledi. Bir süre sonra babamın keçilere hiç anlamadığı bir dilde seslendiğini duydum. Bu siyah keçiler giderken babam eve girdiğinde yüzünde bir gülümseme vardı. Ve anneme Mürre gelmiş dedi. Mürre'nin bir cin olduğunu, hatta büyük bir cin padişahı olduğunu yıllar sonra annemden öğrendim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.